Ayette cihat size farz kılındı buyuruluyor. Bugün cihat nasıl olmalı? Tabi cihat vardır. Ama cihat demek cehd kelimesinden gelir ve gayret demektir. Cihat başka, kıtal başka yani. Kıtal savaştır yani. Yani cihadı tercüme ederken bazen savaş diye tercüme etmek doğru olabilir ama her zaman değil. Yani cihat kelimesi aslında gayret göstermek demektir. Allah için mücadele vermek. Konuşmak da bir cihattır. Para vermek de mali bir cihattır. Yol yürümek de Allah için, yol yürüyorsan bir yere Allah için gidiyorsan bu da bir cihattır. Yani her türlü cihat yapmak lazımdır. Mali cihat, hem ilmi cihat, tebliğ ile yapılan cihat. Ha, Irak'taki gibi, Filistin'deki gibi Müslümanlar, Afganistan'daki gibi Müslümanlar, onlar kıtal da yapmaları gerekebilir. Çünkü toprakları işgal edilmiştir ve düşman bellidir, taraflar bellidir, hepsinin kılık kıyafeti bellidir, her şey bellidir ve resmen bir savaş vardır. Onlara orada düşen cihat kıtal şeklinde olabilir ama böylesi memleketlerde, yani burada kıtal olmaz, burada cihat olur. Burada tebliğ ile, mal ile, ilim ile cihat yapılır. Yeni bir nesil meydana getirmemiz lazım. Yeni bir nesil. Kitap okuyan, Kur'an okuyan, şuurlu, kültürlü, medeni, takva sahibi, böyle İslami ilimleri görmüş, on binlerce İslam davetçisi yetiştirilmesi lazımdır. Banka kuruluyor, İslami sermaye meydana getireceğiz diyorlar. Köşeyi dönüyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Kime ne faydaları var? Yimpaş gibi mağazalar, zincirler açıyorlar. Ondan sonra kime ne faydaları var? Parti kuruyorlar. Akşam sabah harama imza atmak zorunda kalıyorlar. Kime ne faydaları var? 3-5 tane akrabasını işe almaktan başka. Günümüzün cihadı böyle mi olacak? Müslümanlar her şeyi yapıyor. Ama bir türlü İslami ilimlere önem vermiyorlar. Yani banka bile kurdular. Vakıflar, dernekler, televizyonlar, radyolar, partiler, yurtlar, dershaneler, gazeteler, dergiler hepsi var ama İslami ilimleri öğretecek müesseseler meydana getirmiyorlar. Ondan sonra hiçbir şey bilmeyen adamlarla nereye varacaksınız? Bir yere varamazsınız tabii.